Ortak Coğrafya'nın avazından TRT Avaz ekranlarından merhaba. Bugün 3 Ağustos günlerden Cuma ve Stüdyo Avaz Yaz Sohbetleri'nde bir haftayı daha noktalıyoruz İstanbul'dan. Çok değerli konuklarımız var. Hafta boyunca İstanbul'u gezdiler ve Kazakistan'ın en önemli isimlerinden biri, bir fikir adamı, bir şair, yazar ve eski milletvekili Muhtar Şahanov bizimle birlikte. Pazartesi günü olduğu gibi hoş geldiniz. Nasıl? İyi miydi İstanbul? İstanbul yapsın mıydı? Ya. İstanbul'u seviyor Muhtar Bey. Zaten daha önce defalarca kez burada bulunmuştu. Ve bugün çok değerli bir akademisyen konuğumuz daha var. Muhtar Bey tabii Kazakistan tarihinde önemli bir isim. Türk dünyası için, sadece Kazakistan değil, Türk dünyası için önemli bir şahsiyet. Özellikle 1986 olayları, Orta Asya'nın yükselen yıldızı olarak bugün bilinen Kazakistan'ın bugünkü durumuna gelmesinde önemli olaylar ve 1986 yılında neler yaşandı ve bu yaşanan gelişmelerde Muhtar Şahanov'un rolü neydi? Hem bunları anlatacak bize. Kendisinde bir kitabı var. Muhtar Şahanov'un da içinde bulunduğu, onunla ilgili de araştırmalar yaptı. Kazak tarihçisi, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Abdülvahap Kara da bizimle birlikte. Hoş geldiniz Abdülvahap Bey. Şimdi Abdülvahap Bey, sizden aslında dinlemek istiyoruz. Muhtar Bey, Muhtar Şahanov Kazakistan için ve Türk dünyası için neden bu kadar önemli? Muhtar Şahanov gerçekten de hem Türkiye için hem Kazakistan için hem de Türk dünyası için önemli bir şahsiyet. Çünkü kendisi sadece CL90 olaylarında değil, birçok önemli olayların bugün gündeme gelmesinde önemli rol oynamıştır. İşte Nevruz Bayramı'nın kutlanması Şahanov Bey'in eseridir. Birçok Türk halklarının, hatta Sovyet halklarının ana dillerinin resmi dil olmasında önemli faktörü vardır. İşte bunları bugün hep birlikte Şahanov'dan öğrenmeye çalışacağız. Ama öncelikle Muhtar Şahanov bu sene 70. yaşını kutluyor. Bu Kazakistan'da evet. Çok önemli. Ona da mutlu yıllar diliyoruz bir kez daha. Evet. Kurmette Muka, sizin bu yıl 70. yasınız bütün Kazakistan boyunca atalı olsun otur. Yine o sarayda Bungutan'da yine Türk'ü curtu da olsun eskerip. Asilesi olsun memleketlik kelidiler, avaz. Siz olsun 70 yıllık orayı bırak da boyunca olsun Türk eline şakırıp otur. Olsun turalı sezimizle layık alasız. Şimdi biz barımız bir yerimiz. Bütün Türk halkları bir жағыдан бас бір жерден қол шығару керек. Және біздің арғы түбімізде бір тамырымыз бір. Сондықтан осы түрк халықтарының бірлесіп қимылдауын ұғыда есте ұстап тұруымыз керек. Және сол үшін жұмыс жасауымыз керек. Түрк дүниесі бірдір, diyor. Özellikle Türkiye, Türk halkları hepimiz bir kardeşiz. İşte bu sebeple biz Türk dünyası olarak her zaman hep birlikte hareket etmeye gayret etmeliyiz, gayret göstermeliyiz diyor. Muka, o sorayda her yine Türk ücretine rahmet aytımız gerek. Ya, her yine şimdi olsun şakırganlarımızla, yani olsun halkın kezisüge mümkünlük vergendemizge ülken alısını bildirim. Evet, ben de bu vesileyle burada bulunmaktan çok memnunum ve beni davet ettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Abdullah Bey, şimdi aslında siz tabii hem bir akademisyen kimliğiniz hem de araştırmacı kimliğiniz var ve dediğimiz gibi Kazak tarihçisisiniz ve Muhtar Şahanov'u da hepimizden çok daha iyi tanıyan bir isim olarak ona yöneltmek istediğiniz sorular varsa ben sözü size bırakmak istiyorum. Ve bilmeyen izleyicilerimiz için, Kazakistan tarihine yabancı olan izleyicilerimiz için özellikle 1986 olayları ve bu olayların Kazakistan tarihinde neden dönüm noktası olduğuna da belki değiniriz. Evet. Ve Muhtar Bey'i daha yakından tanıma fırsatı olur. Ortak coğrafyadan bizi izleyen seyircilerimiz için. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Kurmetli Muka, bizim Fulya Hanım da aitip otur. Bu Kazakistan tarihinde, tipte Sovyet tarihinde, tipte Alem tarihinde JL90 vakıgalarının oranı bölük. Esirse bunda şındıklığın aşılığında da sizin orasan zor rolünüz var. Bu yönde siz bunday can kıyarlık benen, özünüzde köptüğün kavukaterler tönse dağı, siz osu CL90 vakasının şındığını alıp çıktınız. Osunda küş ciger, osu vakanın orta aşığında sizge küş kayrat kalay geldi. Bunda bastır rolünüz ne oldu? Osunu en gün ölseniz. Buna bükül Kengestir Odağındağı demokratiyalı kozgalıstardın köş başısı bolgan 1986 yılı Almatı'dağı CL90 okuyası.
bütün Sovyet Cumhuriyetlerinde o dönemde 1986. yıllarda bütün demokratik hareketlerinin en başlayıcısı, önderi bu Aralık olayları olmuştur. Yani Celtoksan Kazak Türkçesinde Aralık demektir. Yani Aralık olayları olmuştur. Evet. Bırak bu cönde aytuğa yazuğa tim saldı. Fakat o dönemde bu konunun araştırılması, yazılması Kazakistan'da yasaklanmıştı. Sırk halk deputatlarının birinci sezinde Moskva'da, Kremlde men algaçlardan biri bolup sözge jazıldım, mağan bırak söz bermedi. Ülkenin meni Jeltoksan'ı aytat dep bilip koydu aldınlar aytatında. Bu yasağı delmek için ben ilk olarak 1988'lerde bu Sovyetler bir çapında Halk Temsilciler Meclisi açılmıştı. Ben işte bu yasağı delme teşebbüsümü burada gerçekleştirmek istedim. Ancak bunu yönetim bildiği için bana konuşma izni vermek istemedi. Bu cönde sonu koyun men bunun da kulka bastım. 19 deputatka kol koydurup aldım. Şakhan Aral problemi cönde aytuğa söz veriniz dedim. Ben de bu yasağı delmek için ben maalesef Sovyet yönetimini kandırmak zorunda kaldım ve 19 milletvekiline bir dilekçe yazdırdım ve orada dedim ki ben mecliste Aral Gölü'nün ekolojik problemlerini konuşacağım dedim. Süytüp Garbaçov'ta aldım. Garbaçov kovardım, kağızı verdim. Sonra gün Aral Gölü'nde aytam deyip aldım. Sonra gün tükürdü, Jeltoksan'da aytırıyordum. Ve böylece Gorbaçov'u kandırdım ve Aral problemi konuşacağım diye kürsüye çıktıktan sonra ben tamamen Aral olaylarını anlatmaya başladım. Bu Kremlin'de bomba çarpılgandayı oldu. İşte bu o dönemde Kremlin'de bir bomba etkisi yaptı. Ülkenin bütün dünya yüzünde ketip yattı benim sözüm. Çünkü dünya. O dönemde bizim o meclis konuşmaları televizyon kanalıyla tüm dünyaya yayın yapılmaktaydı. Mangold'un kasmanaptı, Mangold'un birinci kasmanaptı Gurrakşa. Benim sözümde Ulan Batır'da, Mongolia'da oturup tındaptı da tünümün yuhtayamazdım dedi. Evet. Oypumay Muhtar'ın cadaya kalay bula dedi. İşte bu yayınları izleyen Moğolistan'daki Moğolların ilk astronot uzaya çıkan bu dahi çok etkilenmiş, o gece uyuyamamış. Müdür sonu koyun, canağı mağam kol koygan 19 adamın sonu 16'sı mı 17'si özlerinin kollarını kaytıp aldı. Men bu şakanlık bizi aldadı. Sütüp Aral Gölü'nde aytamın degene keyin gana kol koyduk. Evet. Aytpese kol koymaydın dedim, Jeltoksan'da aytkanda dep barlığı sonu 17'si 16'sı 17'si özlerinin başka jaka çıkıp etti. Benim bu konuşmamdan sonra elbette ki tabii hayatları tehlikeye giren 19 milletvekilinin en az 16'sı imzalarını geri çektiler. Biz Şakhanov'un Aralık olaylarını anlatacağını beklemiyorduk. Biz Aral Gölü'nü konuşacağını zannettik diyerek imzalarını geri çektiler. Sütüp canada so güzel miyende deputatlıktan çıkarmakçı oldu. Var mı? Beni de milletvekilinden azletmek istediler. So gözde miyende Resey'den iki adamı kolladı. O sırada beni Rusya'nın iki önemli şahsiyeti onun destekledi. Onun biri Kiev'in Resey'in tunguş prezidenti bulgan Boris Yeltsin. Onun birincisi daha sonra Rusya Federasyonu'nun cumhurbaşkanı olacak olan Boris Yeltsin. İkincisi Nobel sol gözdeki Nobel Sıdıklı'nın laureatı ulu galim Andrei Sakharov. O dönemde Nobel ödülünün sahibi insan hakları savuncusu Andrei Sakharov. Müne sonu gün, eğer Boris Yeltsin olmaganda bunlar beni öldürüp yer mümkün idi. Eğer Boris Yeltsin olmasaydı beni öldürebilirlerdi, hayatım tehlikedeydi. Tıpten Gorbaçov stolunu topaktap senin ağzını kapatma mümkünlük tabamız dedim bakan. Hatta Gorbaçov bir ara masaya yumruğunu vurarak senin ağzını kapatmasının bir yolunu bulacağız dedi. Ben sol közenlerde Türkiye'ye kaçıp geldim. İşte bu dönemde ben Türkiye'ye gelerek hayatımı kurtardım. Sonra beni buna Turan Yazgan diye benim dostum var. Evet. Sol Turan Yazgan son bir ay boyu beni korkup durdu. Evet, buraya geldikten sonra Türk Dünyası Araştırmaları Başkanı Profesör Doktor Turan Yazgan beni korudu. Bir ay boyunca beni Türkiye'de emniyet altında tuttu. Mağan bir konağı uygu jatkızdı, eskinin altında avtomat koyup koydu. Avtomat benim bir cigitli koyup koydu. Beni bir otele yerleştirdiler ve kapının önüne de makineli tüfeklerle korumalar nöbet bekledi. Sonra gün Hasan Oraltay benim Kipr aralığında söylediğim sözümdü ağızın tülüne odarıp Amerika'nın parlamentine evet. Çıverdi. Ben Aralık konusunda Türkiye seferimde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir... Sütüp
Amerika'nın her bir deputatına canım benim sözümü taraf verdi. Bir bildiri yayınlamıştım. Bu bildirimi benim İngilizceye çevirerek Hasan Oraltay isimli bir Kazak kardeşimiz Avrupa'da yaşayan bunu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne yolladı ve oradaki milletvekilleri Aralık olaylarından haberdar oldular. Sütüp Amerika'nın kongresi canlı benim kolda. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Kongresi beni destekledi. Sodan Gorbaçov korkmadı. Ve böylece Gorbaçov endişe etti. Sütüp amalsız bizim aykanımızda orundağı mecbur oldu. Ve böylece bizim söylediklerimizi Gorbaçov yerine getirmek durumunda kaldı. Yani bu kezinde Kolbin'de Kazakistan'a ciberilgü büro müşelerinin içinden, siyasi büro müşelerinin içinden bırak adam karşı bulgan. O Geydar Aliyev. O dönemde Aralık olaylarının çıkmasına sebep olan Kolbin'dir. Kolbin Din Muhammed Kunayev'in yerine atanmıştı. Bir Rus'tu. İşte bu Rus'un o dönemde Politbüro'da Kazakistan'a tayin edilmesine Politbüro ile bir tek kişi karşı çıktı. O da Haydar Aliyev'ti biliyorsunuz. Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı.